olması benim aklım almıyor. Ya ben ikimiz kurtulalım diye neler yaptım? O Erdal'la babasından nasıl kaçtım? Yani Melda Türkiye'ye dönecek, benim haberim olmayacak, bir de üstüne üstlük Erdal'la görüşecek. Nasıl ya? Önce şu Erdal'ı bulalım. Kız da çıkar ortaya illaki. O zaman kendisine sorarsın. Geldi mi? Yok abi, bekliyoruz. Ara şunu. İyi misin? Var mı bir yaramazlık? Yok, her şey yolunda. İyi, uzatmayacaksın çok. Nerede kaldığını söylemek de yok. Yanındayım zaten, akıllı ol. Tamam, merak etme. Gelmiş abi, 2 dakikaya burada. İyi bakalım. Biriyle buluşacaklar. Arabada birileri daha var, eğilip konuştu. Görebildin mi? Yok. Yaklaşalım mı biraz daha? Merhaba. Adem Bey mi? Erdal? Aynen. Erdal bu. Ne işi var bu heriflerle? Ne bileyim ben. Nerede kızımız? Burada. Abi. Abisinin gülü. Selin. Melda bu. Kardeşim. Kahretsin. Polis! At silah! Polis! Polis, atın silahları! Polis! Bırak! Bırak! Melda! Melda, gel şuraya! Melda, gel! Geç! Gel. Melda, benle gel! Melda, dikkat et! Bırak şu silahı! Geç! İyi misin? Bir şeyin yok ya. İyi falan değilim. Dur! Kaçma lan, teslim ol! Selin! Selin vuruldun mu? Yok, yok, ayağımı burktu. Bırak beni sen. Kalk. Mesut, git peşinden, bırak. Çoktan kaçırdık, çoktan. İyi misin? Abi, şimdi senin kardeşin miymiş bu kız? Üvey kardeşi. O adamlarla ne işi var ki acaba? Hepsi Erdal bağlantılı işte. Ne zaman gelmiş Almanya'dan? Gelsin Rıza babala, öğreneceğiz işte. Abi, geliyorlar. Hadi, herkes kendi işine baksın, hadi. Abi, toplantı var. Oturun çocuklar. Evet. İyi misin kızım? Hı hı. Yiyecek, içecek bir şey ister misin? Teşekkür ederim, çay verdiler. Sen bu Adem'i nereden tanıyorsun? Bir arkadaşım. Yakın arkadaşın mı? Ne zaman tanıştınız? Yeni sayılır. Yardımcı oluyordu bana. Ne için? Hamilelikle ilgili şeylerde, doktora gidip gelirken falan. Doktora niye gidiyordunuz? Nasıl yani? Yani hamilelikle ilgili bir sıkıntı mı var? Bebeğin sağlığıyla ilgili. Yok, her şey yolunda, normal kontroller. Neyse. Sonra devam ederiz. Biz seninle çıkalım Mesut. Sağ ol. Teşekkür ederim. Buradayım ben ha. Sağ ol. Kaç sene oldu biz birbirimizi görmeyeli? 10 sene olmuş mudur? Belki daha fazla. Bakın,
Biz kahvenin önündeyiz Eda. Buradan mı sinyal veriyor Erdal'ın telefonu? Evet abi. Son nokta orası. Yürün hadi Ali. Çok dikkatli olun ama ha. Alın şu herifi Allah aşkına ya, alın. Tamam baba. Volkan, biz ikimiz buradan giriyoruz. Arda, sen arkaya dolan. Mutlaka vardır bir çıkış hadi. Tamam abi. Dikkatli. Polis, arkadaşlar herkes buraya baksın bir. Hayırdır amirim? Erdal diye birini arıyoruz. Var mı burada Erdal? Abi arka taraf temiz. Erdal, bak amirim seni arıyor. Beni mi? Yok, seni değil kardeşim. Bu Erdal'ı tanıyor musunuz? Hayır abi. Az evvel buradaydı bu. Nasıl buradaydı bu? Tanımıyor musunuz? Devamlı müşteri değil. Olsaydı tanırdım. Geldi bir çay içti. Az oturdu çıktı gitti. Abi Eda sinyal hala burada diyor. Tamam. Herkes telefonları çıkarsın arkadaşlar. Masanın üstüne koysun. Arattırmayın tek tek, tamam mı? Siz de bir bakın etrafa. Masaların altına bakın. Tanımadığınız bir telefon var mı? Abi. 60 gitmiş şerefsiz. Lan! Korktu mu lan? Geç. Tövbe tövbe. Hayırdır lan? Uğrar mıydın sen buraları? Ya başım belada şu aralar. Ne zaman değil ki? Ya sen boş ver onu da. Ben bir süre saklanabiliyor muyum sende? Senin evin aslanım. İstediğin kadar kal. Eyvallah Seher abla. Bir daha abla dersen kapının önüne koyarım ama. Abla deme lazım olur. Otur sen, ben bir kahve yapayım ikimize. Evet. Tamam. Tamam anladım, tamam. Çöpte bulmuşlar telefonu. Adam sandığımızdan kurnaz çıktı. Demek ki bizim daha kurnaz olmamız gerek. Değil mi Mesut? Mecburen müdürüm. Dedim ya başkomiserim. Trabzon'dan bir akrabam aracı oldu. Tek başına kalmış, mazlum kadın, hamile dedi. Göz kulak ol dedi, İstanbul'a gönderdim. Ben de başına bir şey gelmesin diye sahip çıktım işte. Hepsi bu yani. Yemin ederim bu amirim. Ya insanlık namına. Başka bir şey yok yani. Önce Filiz diye gencecik bir kadın senden kaçarken arabanın altında kaldı, öldü. Şimdi de Melda. Yetişip almasak kim bilir onun sonu ne olacaktı. Bir de bak Allah'ın işine. İkisi de hamile, iyi mi? Filiz'de benim bir alakam yok ya amirim. O zaman da anlattım. Alakam vardı ama biz kanıtlayamadık daha. Ama yakındır. Kardeşim sen eve misin? He? Hamile kadınlarla ne işin var senin ya? Hayrına böyle mafya kafasıyla kadınların peşine düşülür mü? Ne lansın tezgahınız? Bir anlat adam gibi bana. Aa, ne bu şimdi? Kanıt bulamayınca suç mu uyduruyorsunuz? Ulan bak düzgün konuş. Şşş, sorgudasın. Ağzından çıkana dikkat et. Nereye Mesut? Karışacak ortalık. Kime satıyorsun lan bebekleri? Kaçmana lan bir bebek ha! Abi! Gazeteye mi ilan veriyorsun lan? İnternet tamam. Üzerinden mi tamam, satıyorsun abi, lan? Tamam. Öldürürüm lan abi, seni! Abi tamam, tamam abi, tamam. Tamam bırak ne anlatıyorsunuz ya. Siz ya? Var mı deliliniz? Yok. Merda şikayetçi mi? Değil. Çocuk mu var karşınızda ya? Yapın suçlamanızı adam gibi. Avukatımı çağırayım. Neyse olsun bitsin. Ulan sana da avukatını abi, da tamam, veriyorsun bırak, lan! Tamam bırak, ustur. Abi bırak. Ustur. Tamam abi. Bırak. Ne? Şey, efendim Rıza baba. Yeter. Yeter bu kadar. Atın şimdilik nezarete, sonra devam ederiz. Hadi. Tamam Rıza baba. Neden Almanya'da kalmadın? Niye geldin? Geldim işte. Ama döneceğim. Hı. Ne zaman? Çocuğu doğurunca mı? Neden Almanya'da doğurmadın? Erdal mı zorladı seni? Yo,
Bebeğin babası nasıl öldü? Trafik kazası. Oylunca da Trabzon'da bir arkadaşım vardı, onun yanına geldim ben de. Kim bu arkadaş? Ben tanıyor muyum? Benim hayatımdaki insanlardan kimi tanıyorsun ki sen? Kaç sene olmuş? Doğru. Peki Adem'le ne işin var senin? Onu nereden tanıyorsun? Erdal mı tanıştırdı sizi? Niye soruyorsun bunları abla? Ne öğrenmek istiyorsun? Peki, o zaman daha açık sorayım Melda'cığım. Babası öldükten sonra sen bebeği tek başına büyütmek istemedin. Korktun, kurtulmaya karar verdin. Erdal'ı aradın. O da sana getir bebeği satalım dedi. Sen de kalktın geldin. Doğru mu? Ne alakası var? Melda, bak. Eğer bir şekilde seni bir bebek ticaretinin içine çektilerse ve biz de bunu ortaya çıkarırsak sadece Adem'in değil, senin de başın belada demektir. Eğer böyle bir şey varsa ablacığım, yol yakınken söyle, ben de sana elimden geleni yapayım. Ne de olsa bir tanecik ablanım diyorsun, öyle mi? Değil miyim Melda? Hı? Benim sana Erdal'dan da, o hiç tanımadığın Adem'den de daha fazla yardımım dokunur. Bunu anlayamıyor musun ha? Yeter ki doğruyu söyle. Ben doğruyu söylüyorum abla. Ama sen bana inanmamayı tercih ediyorsun. Peki, nasıl inanayım Melda? Ha? Hadi bana biraz yardımcı ol. Bir anlat nasıl inanayım. Tamam. Türkiye'ye döndün. Ben buradayken Trabzon'da ne işin var senin? Niye beni hiç aramadın? Arasam ne olacaktı abla? Derdimi mi paylaşacaktın? Yoksa şimdi yaptığın gibi sorguya mı çekecektin beni? Bana verecek doğru düzgün bir cevabın yok. Ama yine de suçlu benim. Öyle mi Melda'cığım? Peki, sen bilirsin. Heh, gel. İşe yarar bir şey öğrenebildin mi? Maalesef Rıza baba. Yani Adem'den şikayetçi değil. Bana yardım ediyordu diyor, başka da bir şey söylemiyor. Erdal için. Aynı şekilde. Yardım diyor. O kadar. Bu iş apaçık bebek ticareti. Melda da bir şekilde bu adamların eline düşmüş. Erdal işin neresinden itibaren var kestiremiyorum. Sadece Adem var elimizde. Onu da tutacak delilimiz yok. Bırakacak mıyız? Mecburen. İkisini de. Adem'i de Melda'yı da. Bu hastanın nesi var? Hapçıların takıldığı yerden aldık bunu. Serum verdi sizden önceki doktor. Bekliyoruz. Az kalmış. Bitince götürebilirsiniz. Yatak bana lazım. Amirim be. Bak yatak lazımmış zaten. Hadi beni bırak da gideyim ben. Satmıyoruz ki, içiyoruz biz amirim. Hadi be abi. İçmek de mi suç? İçmek de suç. Az kaldı. Serum bitsin, karakolda anlatırsın derdini. Hasta ölüyor, çabuk olun. Acele edin. Acele edin, hadi. Çabuk. Serum hazırlayın. Hemen. Şöyle geçin, tamam. Evet, serum. Şu tarafa alın, tamam. Açılın biraz, açılın. Burada yatan çocuk nereye gitti? Şuradan dışarı çıktı. Tamam. Yok bir suçumuz. Boş yere tutuyorsunuz dedik ama dinletemedik ki. Çok konuşuyorsun ya. Bırakmadılar mı seni? Hadi gidelim. Melda artık bizimle. Nasıl sizinle ya? Ne suçu var? Ne akla tutuyorsunuz? Hesap mı vereceğiz lan sana? Ha? Bu yaptığınız kanunsuzluk. Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. Melda benim kardeşim. Anladın mı? Kardeşim. Kalın kafalı. Yani nasıl kardeş? Doğru mu söylüyor? Doğru. Eğer ben senin bu kızın yanına yaklaştığını, onu aradığını, haber gönderdiğini duyarsam, yemin ederim kabusun olurum senin. Defol git şimdi. Nereye gidiyoruz? Bende kalacaksın bir süre. Gerek yok. Ben başımın çaresine bakarım. Gördük nasıl baktığını Melda. Hadi bin, bana gidiyoruz. Hadi. Abla, gerçekten gerek yok. Bak,
Kendi ağzınla söylüyorsun. Eğer ben senin ablansam seni bu halinle sokağa bırakamam. İtin kopuğun eline düşmene izin veremem. Hadi gidiyoruz. Bu Adem İtin'i 24 saat takip alacaksınız. Hem fiziki hem teknik. Konuşun Eda'yla. Sonra çıkın bir an önce. Savcılık izni bende, tamam mı? Hadi, tamam, hadi. Tamam, merak etme abi. Oraya nereye gidiyorsunuz? Gelin buraya. Buradan. Arkadan gidecek. Hayır, buradan çıkın. Hadi. Hadi. Serkan, sen mi geldin oğlum? Oğlum bu ne hal? Ne oldu yine sana? Kötüyüm anne. Çok kötüyüm. İyi olduğun gün görecek miyim acaba ben? Konuşma. Para lazım. Oğlum yok para. Yine hap alacaksın. Çok kötüyüm diyorum, anlamıyor musun? Oğlum. Yavrum. Kötüysen götürelim hastaneye tekrar. Bak böyle daha beter olacaksın. Hasta etme adamı. Konuşma benimle, para ver. Nereden vereyim oğlum, yok para. Lan bir dünya altınım vardı, ne yaptın onları? Oğlum. Onlar benim kara gün param. Lan bundan daha kara gün mü olur? Oğlum! 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 Konuşma lan! Nerede altınlar? Serkan! Oğlum onlar benim! Kara gün için yapmam! Oğlum! Hayır! Geç otur şöyle, rahatla. Melda. Burası bundan sonra senin de evin sayılır. Sağ ol. Ciddiyim ben. Öyle laf olsun diye söylemiyorum. Biliyorum abla, sağ ol. Sen çıkar üstünü başına, ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. İstediğin bir şey var mı? Öyle çok zor bir şey olmasın. Yok vallahi. Kahvaltı bile olur. Yok canım, o kadar da değil herhalde. Dur ben bir bakayım içeride ne var. Akşama film seyredelim mi? Olur. Ne seyredeceğiz? Bilmem. Sen seç. Tamam. Ablamın evine geldik. Kurtar beni buradan. Ne zamandır bu halde oldunuz? İki senedir falan çekiyoruz işte. Hiç tedavi görmedi mi? Gördü, görmez mi? İki ay oldu, yalvar yakar bir kliniğe yatırdık. Ama yattığı gibi çıktı. Aynı Serkan girdi, aynı Serkan çıktı. Ah bilmezsiniz siz. Ne bela bir şey bu. Pırlanta gibi oğlum gitti. Cehennem zebanisi gibi biri geldi yerine. Gayet iyi biliriz. Verdiğiniz bu adrese bakıp Serkan'ı bulmaya çalışacağız. Tamam. Sonra oturur tekrar konuşuruz. Önce o Şişli'deki yere bakın. Kırıklarıyla telefonda en çok oradan bahsediyordu. Ardıç sokak mı? Sokağını falan bilmiyorum ki. 3 ay önce de Şişli Ardıç sokakta gözaltına alınmış Serkan. Nereden başlayacağımız belli oldu. Başına bir şey gelmeden bulun şunu Allah rızası için. Tamam, haberleşiriz. Al bakalım. İyi değil mi şimdi bu mal? Senin paranın olabileceği en iyi mal. Hadi naş, naş. Hadi. Teklilerden ver. Maldan anlıyorum diyorsun yani. Al bakalım. Gördün mü cebindeki tomarı? Görmem mi? Yürüyelim mi? Bekle az. Bir kafayı kırsın önce. Sonra bakarız icabına. Tamam.
yapıyorsun lan? Bir kız bulduk dedin, tamam dedik. Sonra bir çıktın karşıma, neymiş? Kızı araba ezmiş. Tamam dedik, olmuştur bir kaza. Yenisini bul. Bulmadık mı Şamil Bey? Nereye buldun lan? Delirtme adamı, nereye buldun? Bulduğun karı polisin elinde. Bir de ablası komisermiş. Ben onu bunu anlamam madem. O karıyı alacaksın polisin elinden, doğurtturacaksın, bebeği de bana getireceksin. Anladı mı beni Adem? Anladım Şamil Bey. Beni de polisle morisle muhatap etmeyeceksin. Merak etmeyin, halledeceğim. Çık şimdi. Sahil istikametine doğru gidiyor. Takipteyiz. Tamam. Ekrandan takipteyim. Eda, şu Adem'in çıktığı evi bir araştırsana ya. Adresi mesajı attım sana. Tamam, bakıyorum hemen. Tamam. Bakacakmış. Seninki kelli oldu, yoklayalım mı artık? Hadi. Bana bırak. Hı hı. Nerede lan para? Öteki cebe bak. Buldum. Ne oluyor lan? Paramı mı alacaktınız lan? Gelin de alın lan sıkıyorsa. Uğraştırma lan, sökül parayı. Kalk lan kalk. Kan çıkacak şimdi, kalk uzayalım. Hadi hadi. Değiştireceksin lan illa kendini. Ver parayı. Burayı mı gösteriyor Hande? Evet evet, burası. Tam da mekanı. Nereden bulacağız şimdi biz bu herifi ya? Koş, koş. Hadi. Dur lan dur. Dur. Yürü yürü. Ekip mi geldi lan, bu ses ne? Mekanı mı yuttu lan biri yoksa? Dur dur dur! Dur 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 dur! Dur dur! Alın bunu! Bunu da alın, bunu da alın, bunu da alın! Geç şöyle! Polis! Lan! Lan gel buraya, gel! Abi ben bir şey yapmadım, vallahi bir şey yapmadım! Bırak, bırak, at! At! Yasan şuraya, yasan! Kaldır ellerini, kaldır! O şerefsiz saldırdı amirim bize. Biz kendimizi koruduk. Dön arkanı. Yasan şuraya. Yasan. Neyle kurdunuz? Bunlarla mı? Onlarla bir ilgim yok benim. Nasıl girmiş cebime bilmiyorum. Allah belamı versin bilmiyorum. Konuşma lan. Gel. Gel şöyle gel. Serkan'ı buldunuz mu? Yok burada. Kardeşim değil de bir başkası sanki. Çok oldu görüşmeyeli, biliyorum. Araya o kadar zaman, o kadar mesafe girdi. Ama bir yerde bir hata var. Melda ile kavuşmamız böyle olmamalıydı. Karnında bebeğiyle karşımda. Babası kim? Nerede? Neler geldi başına? Neden burada? Ben yüzüne bakınca özlediğimi unutuyorum. Kardeşim olduğunu. Ne demek unutuyorum? Kafamda bir sürü soru var Mesut. Yani özledim. Özledim tabii kaç senedir. Allah biliyor. Ama işte. Senin kafan rahat değil. Değil. Şüpheliymiş gibi davranıyorum ister istemez. Kızı da boğuyorum belli ki. Ya sabah evin kapısına ekip yerleştirdim ben. Mecbursun. Yolda yürürken bulmadım Melda'yı. Abuk subuk adamların yanındaydı. Sonra Erdal.
İşte keşke böyle olmasaydı diyorum ben. Ya bu kız bir yerde bir hata yapmış. Yani olabilir. Hepimiz yapıyoruz. Ne bileyim, belki de aklına birileri girdi. Belki zorladılar. Hepsi çıkar ortaya, merak etme. Kız iyi, sağlığı yerinde. Bebeği de öyle. Gerisi hallolur, görürsün. Şşş! Ne? Onu bırak da teyze oluyorsun ha. Bir ay sonra mı? Bir ay. Selin teyze. Şöyle biraz üzülürsün ya teyze. Ya vurup durma ya. Teyze oluyorsun teyze. Teyze ne ayrı öyle yaşlı gibi? Teyze hanım. Yok. Selin teyze. Dünyanın en genç, en güzel teyzesi. Ha öyle olur. Kalk hadi kalk. Zar babalar toplanmıştır. Bizi bekliyordur. Ver şunu. Ver. Kime gitmiş Adem? Şamil Yücel diye birinin villası. Yarım saat kalmış çıkmış. Adem'le Şamil son bir ayda bayağı görüşmüşler. Peki tanıyor muyuz biz bunu? Kim bu Şamil Yücel? Karısı eski Türkiye güzeli Yelda Yücel. Ya bize ne kızım karısından? Hep magazinde bunlar komiserim, ondan. Herif çok zengin. Yücel Holding bunun. İnşaat, turizm, ne ararsan. Başka? Selam. Aa, Zeliş. Hoş geldin. Hayırdır kızım? Ne işin var burada? Davetli geldim baba, aşk olsun. Ne daveti? Hayırdır? Ben rica ettim abi. Bir uğrayabilirsen diye. Sebep? Bu Şamil biraz da karısı yüzünden magazin bitip. Habercilerle bayağı içli dışlılar yani. Zeliş de yardımcı olurum deyince. Bak ya. Hadi bakalım. Görelim gazeteciliğini. Hadi. Hemen Rıza amca. Şimdi... Bunlar Şamil ve karısı Yelda Yücel hakkında son bir yıl içinde çıkan haberler. Çüş. Bunların hepsini okutmayacaksın değil mi? Çoğu birbirinin aynı zaten. Yok bu açılış, yok şu parti bilmem ne. Bunların arasında en önemli haber kadının hamileliği. Nesi önemliymiş hamileliğin? Herkes de hamile. Usta bu ara. Kazada ölen kız. Üstüne Melda. Şimdi de bu Yelda. Tuhafmış hakikaten. Şimdi daha acayibini söyleyeyim size. Senin abla kardeşin kaç aylık hamile? 8. Peki trafik kazasında ölen kız? 8. İşte bu Yelda da 8 aylık hamile. Tesadüf mü sizce bu? Biz o kelimeyi pek sevmeyiz yavrum. Peki devam et. Şimdi şuraya bakın. Ne var bunda? Takvime göre kadın burada 4 aylık hamile. Ama elinde içki kadehi var. Sosyete kızım, bunlar içer. Takmaz öyle bebek mebek. Ya da hamile değil. Hayda, numara mı yapıyor yani? Ya kadının karnı burnun da burada. Oho baba, senin dünyadan haberin yok ya. Ne numaralar var bu sosyetiklerde, senin aklın şaşar. Çoban. Acaba Zeliş'e bir danışman kadrosu falan mı ayarlasak? Ne dersin ha? Baksana çözdü, attı olayı. Yemin ederim o gün basarım istifayı Rıza baba. Baba aşk olsun ya. Olmaz ya. Öyle şey ya, olmaz. O halde bu meşhur çiftimizi bir ziyaret edelim bakalım ha. Hadi oyalanmayın hadi. İyi iş çıkardın Zeliş, aferin. Aferin sana. Sağ ol Rıza amca. Hadi şimdi kaybol hemen. Peki hemen. Kimmiş hayatım? Kurye geldi aşkı Tom. Bunlar ne Metin? Lokum. Nasıl lokum Metin? Çifte kavrulmuş lokum. Dükkana ne kadar varsa hepsinden sipariş ettim. Safranbolu'dan özel getirdim. Komşulara, arkadaşlara falan dağıtacağız. Sebep? Adetendir karıcığım. Annem bana hamileyken de babam yapmış. Yapmamıştır. Hüsnü babam öyle görgüsüzlükler gel, yapmaz. Gel. Yok istemem. Gel. İstemiyorum. Aç. Tamam, yapmamış olabilir ama yapsaymış iyiymiş yani. İlk çocuk o, doğru mu? İkincide, üçüncüde, dördüncüde ben de yapmam zaten. Af buyur. Kaça kadar gidiyor bu? Kısmet karıcığım, kısmet. Gel bir öpeyim seni ya. Doğuma daha 9 ay var Metin. Al bir tane. Hayır, daha. Bir tane daha lütfen. Dur hadi, hadi tamam, toplayalım şunları. Hayır istemiyorum daha. Şunları kaldırın. Sakın. Ödümü patlattım Metin. Sen ağır kaldırmayacaksın artık. Lokum kutusu mu ağır? Olsun. Biz eşeğimizi sağlam kazağa bağlayalım da. Ondan sonra şey yaparız. Eşek derken Metin.
Alo. Hop. Kalkın lan. Oy, 1500 lan benim kafam. Ben bir de senden sonra bir tane daha çaktım. Vay şerefsiz. Kıyakçı arkadaşsın lan Serkan. Keşke her kapımızı çalan senin gibi dolu gelse. Kıyakçı Serkanlıktan ayakçı Serkanlığa birkaç saat kaldı. Kafanız açılınca görürüm ben sizi. Benimki açılmaya başladı bile. Ne yapacağız? Para var mı hiç sizde? Bizde para ne gezer lan? Mekan bizden, mal senden. Bir tomar para vardı. Oğlum düşürdük lan herhalde. Annenden istesen. Annedekini bitirdik. Mecbur babaya gideceğiz. Hayri amca mı? Hayat da vermez. Bir yolunu buluruz. Tam anlayamadım. Biraz açar mısınız? Açalım. Dün gece burada görüştüğünüz, son bir ay içinde defalarca telefonda da görüştüğünüz Adem'in bebek ticareti işinde olduğundan şüpheleniyoruz. Allah Allah. Hiç öyle bir adama benzemiyordu halbuki. Sizin meseleniz nedir Adem'le? Bir ayda 173 defa temas kurmuşsunuz. Neredeyse günde 5 kez. Ne konuştunuz? Bir emlak yatırımı yapıyoruz Silivri tarafında. Onu konuşuyorduk. Ha, bu arsa kapatıyorlarmış o Silivri'de, öyle mi? Fırsat çıkınca değerlendirmek lazım. Halloldun peki? Ne halloldu mu? Arsa işiniz? Hayır. Pazarlıktayız. Bekliyoruz da. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Pardon. Affedersiniz. Hoş geldiniz. İşin uzun sürecek mi beylerle? Bitti sayılır. Bir şey mi vardı canım? Ben hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Gel otur şöyle. Bebek rahat durmuyor. Habire tekmeliyor. Bir kontrole mi gitsek acaba? Göğüs kafesi rahim duvarına baskı yapıyor olabilir. Benim mi? Yok, bebeğin. Ha, yok, sanmam. Öyle bir şey yapsa doktorumuz söylerdi. Bebek amniyonda sürekli hareket halinde olduğundan onun zamanını doktorlar için kestirmek biraz zor. Midem de bulanmaya başladı Şamil. Başka soracağınız bir şey yoksa? Yok tamam, sağ olun. Biz bir gelişme olursa yine sizi rahatsız ederiz. Oldu, iyi günler. Buyurun. Ne bu şimdi? Niye gelmişler? Salak Adem'i yüzünden niye olacak? Takip etmişler. Ne yapacağız şimdi? Bir an önce sıyrılmamız lazım bu işten. Şimdi çıktık Rıza baba. Ne biçim gerildiler değil mi? Aldıkları nefes bile yalan bunların baba. Tahmin ederim. Peki kadınla konuşabildiniz mi? Bence numara yapıyor baba. Yani hamile olduğunu zannetmiyorum. Peki neden? Biraz yokladım. Hamilelik konusunda dünyadan haberi yok. Baksan karnı şiş ama kollar kalem gibi. Mankenlik zamanında neyse hala o kadın. Gram kilo almamış. Normal mi bu sence? Bence değil. O zaman savcılıktan izin çıkartın. Kadını adli tıpta bir muayeneden geçirtin. Bence de en doğrusu o Rıza baba. Hadi gelince ayrıntılı konuşuruz hadi. Tamam baba. Buyurun, baba oluyorum da ben. Hayırlı olsun. Afiyet olsun. Buyurun buyurun, baba oluyorum ben. Yok teşekkür ederim. Lütfen lütfen kırmayın beni. Hayırlı olsun, sağ olun. Sağ olun. Ya kardeşim gel, ben baba oluyorum da. Teşekkür ederim, baba oluyorum hayırlı ben. Olsun. Buyurun, ben baba oluyorum. Hocam buyurun, baba oluyorum da ben. Teşekkür ederim. Metin, ben ameliyata giriyorum. Tamam karıcığım, sen bak keyfine. Ben dağıtırım lokumları. İyi tamam. Ağır kaldırma sakın ha. Tamam tamam. Tamam. Thank you.
pardon. Affedersiniz, affedersiniz. Ya yükme balık heyecanı. Kapının önüne bırakıyorum ben bunları. Tamam, çok özür dilerim. Afiyet olsun. Merhabalar. Merhaba. Metin. Buyurun. Ne işin var senin hocam, burada? Yok, hocam çok pardon. Ben baba oluyorum da. Baba oluyorum. Hadi, hadi Metin çıkar mısın? Çık. Hocam kolay gelsin. Saygılar, saygılar. Hadi, saygılar. Hadi Metin. Bir tane hadi. Metin, yok, hadi. Yok. Hadi Metin. Görüşürüz. Oğlum, buradaydı ile bitmiyor iş. Ne zaman geldi? Gece geldi. Gece kaçta geldi? Bilmiyorum. Kaçta gitti? 2 saat falan oldu. Nereye gitti? Hayri amcanın yanına. Oğlum, Hayri amca kim? Biz 7 sülalenizi bilmek zorunda mıyız? Hayri kim? Babası. Serkan'ın babası. Ne yapacakmış babasının yanında? Annesinden para almış. Parayı kayıp mı etmiş, ne yapmış? Hap alacak para lazım. Babamdan alırım dedi, gitti. Hap parası ver deyince veriyor muymuş babası? Yok. Biz de dedik, vermez Hayri amca dedik. Bir kelebek bıçak vardı elinde. Vermezse kendi bilir dedi, gitti. Ne yapacak? Vermezse babasını mı kesecekmiş? Bilmiyorum ki. Öyle dedi. Hemen çıkalım. Anne, merkezden Hayri'nin iş yerini öğreniyorsun. Çok acil. Hadi. Serkan bir delilik yapmadan yetişmemiz lazım. Hadi. Hangi yüzle geldin ha sen buraya? Geldim işte. İyi halt yedin. Annene de eziyet etmiş seni. Ne biçim evlatsın lan sen? Oldu bir kere. Ne demek lan oldu bir kere? Hangi bir kere? Bu kaçıncı lan ilk? Küfretme. Küfürlü adam olacağını bilsem sabah akşam ederdim ama seni hastaneden başka hiçbir şey adam etmez. Onu da denedik. Olmuyor işte. Hastane olmazsa senin sonun ya hapis ya da mezar. Yeter lan. Nasihat dinlemeye mi geldik buraya? Dinlemeyeceksen defol git. Senin gibi evladım yok benim. Çık dışarı. Para lazım bana. Sana verecek 5 kuruş param yok benim. Defol. Hasta etme lan adamı. Ver parayı. Ne yapacağım, beni mi soyacaksın? Soysuz şerefsiz. Babam demem deşerim. Parayı ver. Hadi çabuk. Ne yapacaksın şimdi he? Ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın, beni mi vuracaksın? Kendi oğlunu mu vuracaksın? Senin gibi oğlum yok benim. Bırak o elindekini de defol git buradan. İyi terim. Küfretme lan! Arkadaşlar polis! 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 Nerede? Patron nerede? Hayri Usta mı? Evet, nerede? Hayri Usta'nın oğlu geldi odasında yukarıda. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ateş ediyor beni. Atilla, bırak! Hande, ambulans iste çabuk. 45-40 merkez. Bilinen yere acil ambulans. Saldırdı bana. Korkutmak için sıktım bacağına. Nabız çok düşük. Kan kaybediyor. Allah kahretsin. Geldiğimizde nabız yoktu. Atar damara gelmiş komiserim. Elimizden geleni yaptık. Biliyorum. Maalesef. Oğlum. Oğlum. Ben ne yaptım oğlum? Oğlum. Serkan'ım. Tamam. Oğlum. Kurtaramadık bak. Yine gitti bir can. Olmadı kardeşim. Ne yapalım? Tamam, teşekkür ederim.
Yelda'nın adli tıp muayenesi için onay vermiş savcılık. Yaza sabah elimizde. O zaman yarın ilk iş evrakı alıp dayanın kapılarına, tamam mı? Abi, ya ben de mi gelsem acaba sizinle? Kadının yüzünü görmek istiyorum. Rezil olacaklar. Ne fark eder ki abi? Ne Erdal var ortada, ne Adem'i alabiliyoruz. Bir yerden başlayacağız mecburen Selin. Ne yapalım? Yani haklısın da. Ama şimdi Melda'yı da düşününce canım sıkılıyor işte. Halledeceğiz ya. Hepsini halledeceğiz. Merak etme, sakin ol ya. Merak etme. Aa! Herkese selam. Hayda. Ne oluyorsunuz oğlum? Sabah ablan şimdi sen. Evin yolunu mu şaşırdınız oğlum? Ha? Bu ne? Elokum. Buyurun. Bu ne lokum ulan bu? Ya ben baba oluyorum. Sen amca. Aa! Babam dede. Deriz amca da bir daha dede. Saydırmayın işte yani. Buyurun buyurun, afiyet olsun. Çifte kavrulmuş. Hadi bakalım. Bakalım. Sağ ol, sağ ol. Vallahi bir yer. Oo, iyi oldu. Rıza amca. Buyurun. Baba oluyorum ya ben. Hadi bakalım, sağ ol. Mesut amca, bir tane daha mısın? Ya anneye gidip görse miydik? Benim içim dayanmaz Bahar. Siz gidin isterseniz sonra. Gitsek ne diyeceğiz kadıncağıza? Kocasına mı yansın oğluna mı? Ne biçim iş hakikaten ya? Merkezden Riva civarı ekiplere. Barınakların kenarında kadın cesedi bulundu. Tekrar ediyorum. Riva civarı ekiplere. Merkeze haber geçsene Bahar. Gecikeceğiz. Beklemesinler. Kim bekleyecekti ki seni merkezde? Haklısın. Kimse beklemeyecek. İyi günler. Kaç numaraya geldin? İki. Gel benimle. Suyu siz mi istemiştiniz? Su mu? Ne suyu ya? Ha. Evet, ben istedim. Bitmişti. Dibindekiyle çay demledim. Kolay gelsin. Sağ olun. Nedir durum arkadaşlar? Kadın cesedi gölde bulduk komiserim. Taşa bağlanmış. Bir şekilde kurtulmuş taştan, yüzeye çıkmış. Ulan kim? Balık tutmaya gelen gençler. Polisi de onlar aramış. İntihar değil herhalde. Evet, muhtemelen cinayet. Vücudunda darp izleri var. Yine mi kadın cinayeti ya? Ne zaman olmuş olay? Bence 48 saatten fazla. Yüzü tanınmaz halde. O neden? Çürüme mi var? O da var ama daha çok balık var. Kimlik bilgisi yok tabii. Var aslında. Kadının çantasını üzerine bağlamışlar. İçinden kimlik de çıktı. Allah Allah ya. Şurada. Ver bakayım. Sinem Güneş. Sinem Güneş. Ne? Nasıl ya? Suyu getiren adam mı yaptı yani? Başka kimse yoktu komiserim. Anladım, anladım. Tamam. Sen şu adamı bir tarif etsene bana. 30-35 yaşlarında, orta boylu, esmer sakallı biri. Komiserim, hastaneye götürüp boyun filmi çekilmesi lazım. İyi, tamam, götürün o zaman. Hadi. Hadi. Hadi, geçmiş olsun. Geçmiş sağ olun, olsun. Sağ olun komiserim. Ne diyorsun? Arda apartmanın kamera kayıtlarını getirsin, anlarız. Heh. Geldim abi. Erdal bu. Allah kahretsin. Biliyor muydu burayı? Bilmiyorum ki. Yani beni takip etmiş bile olabilir. Takip etmesine gerek yokmuş bence. Ne demek o? Baksana Melda'ya. Hiç zorla götürülmüş gibi bir hali var mı? Neredeyse el ele çıkıp gidiyorlar. Yani sen adresi Melda mı verdi diyorsun? O mu çağırdı Erdal'ı? Olamaz mı? Ha? Tamam, tamam. Anladım Mesut. Sokaktan kamera görüntüsü falan bakın isterseniz. En azından ne yöne gittiklerini öğrenip
O yöndeki mobeselere bakarız. Tamam mı? Tamam abi. Hadi tamam. Konuşuruz. Bu nasıl iş ya? Allah kimseye böyle kardeşler vermesin. Selin defterden silmekte haklıymış demek ki. Gelelim biz şu Sinan meselesine. Ya emin miyiz o olduğundan? Hakan'a sormak lazım. Yüzü tanınmaz halde. Saçı boyu benziyor ama parmak izi analizi gelmeden kesin bir şey söylemek zor. Hadi Eda. Gelmedi mi hala parmak izi raporu? Şimdi konuştum. Yolluyorlar abi. Taştan kurtulup çıkmamış olsa parmak izi falan da kalmaz bir haftaya. Şans yani, tamamen şans. En son ne zaman gördün Sinem'i Hakan? 2 gün önce. Var mıydı öyle anormal bir hali? Yok baba. Hiç öyle bir şey fark etmedim. Rapor düştü. Ha, getir getir. Ceset Sinem'in değilmiş. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Ceset Feyza Ataç adlı bir kadına aitmiş. Kadın hostes. Sinem'e benzer bir kadın buluyorlar, öldürüyorlar. Sinem'in kimliğinin üzerine bırakıyorlar. Taşa bağlayıp suya atıyorlar. Ne alaka? Sizi bilmem ama ben şüpheli listesinde Sinem'i 1'e yazarım. Ne dersin Hakan? Bir konuşmak ister misin şu kadınla? İstemek ne demek ya? Can atar vallahi. Aylin? Pardon Rıza baba. Şu ölen kızın ailesiyle de görüşmek lazım. Ali, o iş sizde. Hakan, bu cinayet işi de komple sende. Anlatabildim mi? Anladım baba, anladım. Herhalde kurtaracağım kızım. Biz bir aileyiz. Sen bir de ben. Aynı kanlınız biz. Senin gibi değil. O bizi hiç ailesi gibi görmedi ki. Bence de. Selin'den kurtulduk sayılır. Şimdi o Adem'den de kurtulmak lazım. Yani Adem iyidir aslında. Hep yardım etti adamcağız bana. Ya ne ihtiyacın var kızım senin başkasına? Biz varız işte. Ben varım. Erdal abim var. Sen boş ver şu Adem'i. Doğru söylüyorsun aslında. Adem'in tek bir derdi var. O da şu karnımdaki çocuk. İstemiyor musun çocuğu? İstemiyorum. Ama ben karar verene kadar aldırmak için geç kalmışım işte. Peki bu Adem de ondan sonra mı buldu seni? Aynen. Doğru çocuğu dedi. Çok zengin bir aile var. Çocuk istiyorlar. Olmuyor çocukları. Onlara satacağız. Dünyanın parasını alacağız dedi. Sonra tabii Selin ablam ortaya çıkınca sağ olsun... Bütün iş bozuldu. İyi para vardır bu işte kesin. Vallahi para hiç umurumda değil. Ben şu karnımdaki çocuktan kurtulayım, bana yeter. Kaç paraya anlaşmıştınız adamlarla? Bilmiyorum ki. Para işleriyle Adem uğraşıyor. Ya sen canını sıkma. Bak, hem bu karnındaki bebekten kurtulacaksın... hem de hak ettiğin parayı alacaksın. Ya sen unutsana şu Adem'i Badem'i. Erdal abim var artık senin arkanda. Yatılı uçuşlara giderdi hep. Oradan oraya, oradan oraya. Bazen bir hafta eve uğramadığı olurdu. Burada sizinle mi kalırdı? Gidip gelmek zor oluyor diye hostes bir arkadaşıyla havaalanına yakın bir ev tutmuşlardı. Ah meleğim. Yoğun muydu uçuşları? Yoğun olmaz olur mu? Belki de en çok Feyza uçardı. Kimin bir işi çıksa hemen Feyza'yı arardı. Benim güzelim de yorgunluktan ölse kimseye hayır diyemezdi. Onların yerine de uçardı. Her gittiği yerden mutlaka arardı. Kaç gündür telefonun başında bekliyorum. Ah kızım, haberlerin başındayım. Bir yerde Feyza'mın uçağı düştü de ona mı haber vermiyorlar diye deli deli düşünmeye başlamıştım. Böylesi kimin aklına gelir? Kim yapar bu caniliği kızıma? Arkadaşıyla kaldığı evin adresi var mı sizde? Var, olacak da bakayım. En çok da ne koyuyor biliyor musun? Ya Erdal gelmiş zorla kaçırmış olsa yemin ederim bu kadar üzülmezdim. Tamam, yine öfkelenirdim, lanet ederdim ama üzülmezdim. Tıpış tıpış kendi gitmiş Melda. Belli ki kendi çağırmış gel kurtar beni diye. Kim kimi nereden kurtarıyorsa. Ya benden niye kaçıyor ki? Hadi tamam kaçtın, çare Erdal mı yani?
Bilmiyoruz ki o hayvan kızı niçin kullanacak. Ne yapacak kim bilir. Şş, bak. Erdal'ı yakalayacağız. Melda'yı alacaksın karşına, konuşacaksın. Soracaksın. Polis gibi değil, ablası gibi. Böyle benleyken nasılsan, nasıl iyi geliyorsan bana öyle. Neymiş derdi, neden kaçmış? Ben sana iyi mi geliyorum? Ha? Bana? Öyle demedin mi şimdi? Ha, demişimdir. Zaten bir sürü şey söyledim. Ha, Mesut. Selin. İyi ki varsın. Haklısın. Ne demek o be? Öyle mi cevap verilir? Haklısın, haklısın. Tabii canım. Aman gül be kızım ya. Gül. Nasıl seninki varsın? Çok güzel olmuş bu salata. Afiyet olsun. Vallahi bilen. Feyza'nın çalıştığı havayolu şirketiyle görüştüm. Kızın kuryelik yaptığı konusunda şüphesi var şirketin. Suç duyurusunda bulunmuşlar mı? Elimizde bir kanıt yoktu, bulunmadık dediler. Sadece firmayla ilişkisini kesmişler. Kovmuşlar yani. Anladım, anladım. Gerekirse onlarla da konuşuruz. Şimdi ben senden başka bir şey istiyorum. Dinliyorum. Bu Sinem'i teknik takibe alıyoruz. Telefonu, kredi kartları, ülkeye giriş çıkışları, ne varsa. Nerede olduğunu öğrenir öğrenmez de beni arıyorsun, tamam mı? Anlaşıldı. Kadın lanet gibi Rıza baba. Bir yerden kurtuluyoruz, başka yerden çıkıyor. Şimdi de kendi yerine başka birini öldürtmüş. Dur bakalım kızım, daha bir şey yok ortada. Abi yapma Allah'ını seversen ya. Ya böyle cinayet mi olur? Sinem ya bizzat katil ya da katile çalışıyor. Bu kadar basit. Aynen haklı çoban. Benim derdim Hakan. Hala mı? Yok öyle değil abi. Ya tamam bizi bitirdi, evliliğimizi bitirdi. Tamam buna geçmiş olsun. Ama mesleğini bitirecek. Bu kadın yüzünden kendini bitirecek. Yok, çok samimi değildik aslında. Ev arkadaşıymışsınız. Bizim havayolu camiasında çoktur böyle. Ev arkadaşlığı dediğimiz kirayı paylaşmak aslında. Aynı şirketten birkaç kişi bir araya gelir ev tutarız. Kim ne zaman sefere gider gelir belli olmaz. Yani az görüşüyordunuz Feyza'yla. Samimi değildiniz. Yani. Odasında buldum. Onun herhalde. Feyza'nın evet. Kim bu? Erkek arkadaşı mı? Evet. Annesi hiç bahsetmedi. Annesine söylediğini sanmıyorum. Neden? Adam evli. Adı ne biliyor musunuz? Korhan Güven. Hiç yabancı gelmedi bu isim bana. Bana da. Meşhur biri mi bu Korhan? Sanmam. Şey değil miydi ya bu adam? Zihnime avukat gönderen. Korhan Güven kim? Korhan? Bir arkadaşım niye ki? Sana avukat mı olmuş? Sinem içeri alındığında kollayan adam. Sinem'in yerine öldürülen kızın da sevgilisi yani, öyle mi? İşe bak be. Bir baş sağlığına gidelim yarın değil mi? Hadi. Düşür yani. Düşürmeden boya ablacığım. Çekil şuradan. Çekil. Abla. Ya abi ajansan da bir şey gelmiyor bu ara ya. Ya geçen aradılar, figürasyon çağırıyorlar beni. Dedim kardeşim. Üf, kapa çekil. Telefonu. Kapa. Aa, yemek yenecek. Hala masa toparlanmamış. Tamam. Kaldırın şunları. Tamam kardeşim. Aç çocuk, konuşuruz kapat. Ne ya. Tamam. Uf, tamam. Kapat şunu. Zeliş bak bakayım bana. Sen yardım etmeyi düşünmüyor musun? Maşallah hiçbir şeye elini sürdüğün yok. Yardım etmeyeceğim. Aa. Bütün gün sofra kur, sofra kaldır. Baydım artık ya. Aa. Vallahi artık ayrı eve çıkacağım ha. Taşınacağım bu evden. Aa, babacığım hoş geldin. Nereye taşınacaksın pardon? Aa, taşınacağım değil ya. Taşınacağım değil. Kaşınacağım dedim. Kaşınacağım dedim. Kaşınacağım dedim. Ya şimdi bu kazağı giydim ya bütün gece. Her yerime batacak. Kaşınacağım dedim. Harıl harıl. Kaşınacağım. O zaman durduk yere... Kaşınmayalım. Değil mi yavrum? Buyurun lokum yiyin. Metin Bey'in ikramı. Bizde de var babacığım. Abim bıraktı. Hadi ya. Allah Allah. Aman çocuk mutlu olmuş. Tanıdıklarına ikram yapmış. Ne var bunda?
Mahallede herkese dağıtmış. Bugün merkeze de dağıttı. Nereden lan bu değirmenin suyu? He? İçime bir şey doğuyor ama. Hayırdır? Şşş, Tekin. Hı. Sen biliyordun bunu. Benim banka hesabımı açsana şuradan. Açayım ama. Hesap kesim günü yarın. Aç da bir bakalım. Ne kadar kaçmış bize. Al oğlum sen de al. Şifren ne? Ne? Bu mu şifren? Ben onu sonra değiştireceğim, evet. Zeliş, sen çok yeme istersen. Niye be? Kilo mu almışım? Hı? Hmm. Yanlardan birazcık çıkmış. Ya niye moralini bozuyorsun insanın ya? Ağzımda lokum var. Beğendin mi oluşum? Hı hı. Hı hı. Hah, al baba. Of, sertmiş. Yo. Hamdü senalar. Ne oldu ayol? İyi bakmış şuna. Nasıl olur lan bunun yarısı olması lazım. Ya bunun ayrıntısına gir bakayım. Nasıl almışız bu kadar? Bakayım. Menü. Son harcamalar. Ha işte bak bunlar. Tamam. Şu ne şu? Yılanoğlu şekerleme mamulleri. Şeteri aşeteyi. 60 kutu. Lokum. Baba. Baba. Ay baba. Baba. Ay baba. Ay baba. Ay baba. Ay baba. Ay baba. Ay baba. Kutu ne lan? Ya baba o senin kartın, onda ne işi var peki? Ya ek kart çıkarttım eşeğe bir ihtiyacını gör diye. Sanki herkese git lokum al dedim. Ben gidiyorum. Nereye? Ay, nereye? Metin'e! Ya baba. Hüsnü. Teyze ben dur. Koş koş. Koş yetiş. Hadi. Elinden bir kaza çıkacak, yetiş. Tamam tamam hadi. Of ya. Ay. Kaza çıkacak elinden adamın. Metin abim yandı değil mi? Hem de ne yandı? Marmara çırası. Şule. Hı? Bak bakayım objektif olarak kilo mu almışım ben? Ha? Evet. Sen sonradan ben küçükken. Sanki ben keyfimden yiyorum ya bunları. Ailem de alacak. Çok severim çiçekleri. Özellikle de kasım fıtığı. Teşekkür ederim yavrum. Zahmet etmişsiniz. Yarın sabah ilk iş vazoya koyacağım bunları. Sizi iyi gördüm Nurden Hanım. İyi mi iyi olmasına da. Sinemi görmüyorum 3 gündür. Gelmese bile bir arasa, bir sesini duyursa, inanın daha iyi olurdum. Ben de size onu sormaya gelmiştim aslında. Siz de 3 gündür haber yok diyorsunuz. Yoksa yine başını derde mi soktu? Aman oğlum. Lütfen ona göz kulak ol. Kızınız pek rahat durmuyor ama. Şansını çok zorluyor. Vardır kusuru yanlışı. Ama evlat işte. İnsan düşünmeden edemiyor. Etrafında hep kötü insanlar var. Kendisi sütten çıkmış ak kaşık sanki. Efendim? Nurden Hanım. Hı? Bunlar ne? Ha bunlar. Biblo. Bu biblolar ne? Biblo. Bunların ne işi var sende? Annem için hediye aldım. Huzur evinde yaşar kendisi. Sinem'in hediyesi. Haytadır ama düşüncelidir kızım. Ne kadar güzel değil mi? Aa baba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Asiye kızım evde mi? Yok yok, dışarıda. Niye ki baba? İyi, iyi, iyi. Gel. Oğlum kapa kapıyı, içerisi soğumasın. Tabii baba. Ben alayım paltonu da. Ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Ya bu telaş ne yani böyle, ne oluyor? Evet, madem karın evde yok, şu kırılacak şeyleri de şöyle kaldıralım. Evet. Evet. Lan ben ağaçtan mı topluyorum lan parayı? Ha? İhtiyacın oldu diye kart verdin. Gidip 60 kutu lokum almışsın. Hiç mi ayarın yok lan senin? Hiç mi ayarın yok lan? Baba evli barklı adamım ben. Ayıp artık ya. Tekin bir şey söylesene oğlum. Bana ne evlendin sen? Bana mı evlendin? Sen gittin biz kaldık. Hala hem fırça yiyorum hem dayak yiyorum.
Ben yiyorsam sen de yiyeceksin. Kusura bakma. Ha şunu bileydin oğlum. Ulan. Evet özür yok mu özür alayım. Atıya geldi. Ne çabuk be. Sevinme sonra seni yine döveceğim. Biz geldik. Biz geldik. Anne. Baba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol yavrum, sağ ol. Hoş geldiniz. Turan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ha bu çocuğa ne oldu böyle? Yüzü kıpkırmızı. Bakayım. Ay, soğuk çarpmış, soğuk. Dışarıdan geldi yine. Bir şey yok, merak etmeyin. Aldınız herhalde haberi. Aldık. Güzel. Çok da mutlu olduk. Asya kızımız gururlandırdı bizi. Duyduk ya beymiş. Biz de atladık geldik. Tabii. Buyurun. Hoş geldiniz. Gelin. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Gel canım gel. Ha bu kadar mı? Bir hafta falan kalırlarmış. Aa azmış ya. Bir ay kalsınlar gelmişken. Aşkım ben de bayılmıyorum ama ne yapayım? Baba. Bence biz gidelim. Allah abim cezasını verdi zaten. Evet haklısın. Oldu Turan Beyciğim. Bizim biraz acelemiz var. Siz de güzelce yerleşin sonra tekrar görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Hoşçakalın efendim. Hüsnü Bey yemek yerdik birlikte. Acelemiz var teşekkür ederiz. Acelemiz var dedik ya siz yerleşin güzel. Sağ olun. Hadi bakalım. Seninle de konuşacağız daha. Ya baba ben de gelseydim. Gelirsin sonra oğlum sen. Aşk olsun ya. Şaka kuzum vallahi şaka. Gel hadi gel. Damat. Hava bizim bavullar nereye dur? Bavullar hemen getiriyorum babacığım. Hemen. Aman içinde dolaba koyacaklarımız var. Bırak sen taşıyamazsın. Tamam. Babanı kızım. Babam o değil benim. Benim paramla gidecek içki içecek ya. Sana ne lan? Sana ne? İçtiğimin hesabını size mi vereceğim? Abla, benim sancım tuttu yine. Sıcak süt iyi gelir. İç şunu bir şeyin kalmaz. Ya böyle olur mu ya? Bir acile mi gitsek acaba? İç şunu bir şeyin kalmaz. Bir sancı için telaş yapma bunlar olacak. Bal da kattım içine. Hadi. Kaç kutu lokum dedin abi? 60 kutu almış ya. 60 mı? Ben de aynını dedim usta. Ne oluyorsa sanki herkese lokum dağıtınca sanki beykozun ağası. Usta bir sakin ol sanki. Çocuk baba olacağını duyunca aşka gelmiş. Büyütme bu kadar. Sen ödeyeceksin çünkü değil mi? Bana kaçtı diyorum bana. Abi lokumlar da çok güzeldi ama. Aynen abi ya. Kesene bereket abi. Afiyet olsun. Dalga geçiyor bak görüyor musun? Çoluğa çocuğa eğlence oldu. Ah ulan ah. Tam dalacaktın gelinin sülalesi damladı. Yoksa var ya şiir gibi dövecektin vallahi. Şiir. Bir dakika abi senin arıyor. Alo. Mahkemeden izin çıktı. Şamil ve Yelda'nın evini arayabiliriz. Şamil ve Yelda'nın evine izin çıkmış. Hadi ya. Tamam adrese geçiyoruz o zaman. Biz Handel'e yoldayız zaten. Siz de geç kalmayın Aylin. Hadi. Ya anlamıyorum ya. Hangi anne kendi çocuğunu parayla satar? İnan ben de anlamıyorum. Şamil'in evini sürüyorsun Volkan. Adres aklında mı? Aklımda başkomiserim. Yalnız senin sesi biraz gergin geliyordu. Gerildi tabii şu olaylardan kız. Sen bari suyuna git kızın. Ne yapıyoruz sanki? Eziyet mi ediyoruz?
Alo. O CD'ler bana lazım. Kopyalarını istiyorum acilen. Atlatma sakın. Hayırdır? Öyle kıldan tüyler işler. Anlatırım sonra. İyi, öyle olsun. Ne yapıyoruz? Evi arayacağız da. Bu ambulans ne ya? Birine bir şey mi oldu acaba ya? Soralım, öğrenelim. Dikkat. Yavaş yavaş. Sarsma da hadi. Tamam. Dayan aşkım, dayan. Dayan yavrum, dayan. Of. Hadi. Şamil Bey, ne oldu? Siz ne arıyorsunuz burada? Onu ayrıca konuşacağız da. Yelda Hanım'a ne oldu? Kanaması var. Zaten hamileliği sorunlu gidiyordu. İyice kötü oldu. Tutmayın beni, görmüyor musunuz? Canımızla cebelleşiyoruz. Tamam, geçmiş olsun. Bastılar gittiler. Ne olacak şimdi? Ne yapalım usta? Kadının kanaması varmış güya. Abi bana biraz şüpheli göründü. Bana da şüpheli göründü ya. Hayatları komple yalan sanki bunların. Hastanedeki memurlara haber verelim mi? Göz kulak olsunlar. İyi olur. Sen bir anons geç. Sen iyi misin? Ya değilim Mesut. Bu iş böyle uzadıkça canım sıkılıyor. Şunları takip etsek iyi olur. Abi kesin bir iş peşindeler bunlar ya. Hadi. Hadi anne. Abi ya, hadi gidelim biz de arkadaşlar. Feyza, emin misiniz o olduğunu? Maalesef eminiz. İyi misiniz? Bir su falan getirsinler isterseniz. Gerek yok. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Nasıl olmuş? Öldürüldüğünden şüpheleniyoruz. Ne? Nasıl? Orası şimdilik bize kalsın. Siz sevgili miydiniz? Evet. Ne zamandır? 3 ay falan. Nasıl başladı ilişki? Bir uçuşta tanışmıştık. O hostes, ben yolcu. Bir şekilde muhabbete koyulduk. Sonra da devamı geldi. Aman Allah'ım. Herhalde eşinizin haberi yoktu bu ilişkiden. Elbette yoktu. Bakın, evli olmam nasıl görünüyor tahmin edebiliyorum. Ancak bunlar karışık meseleler. İşin o kısmı bizim umurumuzda değil Korhan Bey. Bizi ilgilendiren cinayet. Maktulle en son ne zaman kontak kurdunuz? En son görüşeli 20 gün falan oldu. Sonra da ayrıldık zaten. Ayrıldınız. Ne zaman? 10 gün önce. Daha doğrusu o benden ayrıldı. Bir de mektup yollamış. Onu da bana değil, avukatıma vermiş. Buyurun bakabilirsin. Bu avukat nerede şimdi? Odası 2 kat aşağıda. Sekreterim sizi götürür. Hülya, gel kızım. Avukatınıza vermesi biraz garip değil mi? Neden doğrudan size vermedi mektubu? Yüzleşmekten çekinmiş olabilir. Bilmiyorum. Buyurun. Memur beylere eşlik edeceksin. Buyurun. Kurtarın onu doktor. Şamil Bey. Efendim geçmiş olsun. Efendim geçmiş olsun. Şimdi yok, rahat bırakın beni. Gazeteciler ne ara geldi ya? Ya bizden çabuk nasıl gelebilirler ki? Birileri haber verdiyse erken gelirler. Kim haber verecek ya, kendileri mi? Kendileri tabii. Tezgah var usta. Herkesi aptal, kendilerini akıllı sanıyorlar. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden iş adamı Şamil Yücel'in eşi Yelda Yücel sabah saatlerinde apar topar hastaneye kaldırıldı sayın seyirciler. Bilindiği üzere Yelda hastane Yücel hamileliğinin son aylarındaydı. Buradan ayrılmıyorsun. Kim gelirse gelsin asla içeri sokmuyorsun. Peki efendim. Konuştuğumuz gibi hemen hallet bu işi. Fazla uzamaz.
Kadının kapısına koruma dikmişler. Ameliyatta şimdi. Güya ameliyatta. Ben de sağlıkçıların ağzını yokladım biraz. Ne diyorlar? Hiçbir şey. Sanki sözleşmiş gibiler. Hepsi sus pus. Bu kadar gariplik fazla. Bakın söylüyorum size. Bunların hepsi Şamil'in tezgahı. Başhekim çıkıyor. Bu... Ya gel. Koş. Basın açıklaması yapılacak galiba. Doktor çıktı. Yelda Yücel maalesef kanamalı olarak hastanemizde kaldırıldı. Uzman doktorlarımız gereken müdahale yapıyorlar. Hayati tehlike var mı? Yok diyemeyiz. Annenin sağlığı bizim için birinci plandı. Bu sebeple gebeliği sonlandırmak zorunda kalabiliriz. Of. Ay. Ay. Of ya, kurtuldum şundan. Of. Ne zaman çıkacağız buradan? Birazdan normal odaya alacağız. Yalnız baygın görünmeniz gerekecek. Biliyoruz. Kaç aydır hamile taklidi yapıyorum. Oyunculuğum da fena değildir. Benim anladığım Feyza Korhan Bey'in eşinden ayrılacağını hayal ediyordu. Ama öyle bir şey olmadı. Olması da mümkün değildi. Korhan Bey'in aile durumu malum. Zaten Feyza'nın yeni bir sevgili bulması uzun sürmedi. Yeni sevgili mi? Evet. Gözümle gördüm. Bana bu mektubu bıraktığı gün o adam da yanındaydı. Kim olduğunu biliyor muydunuz? Hayır. Ama merak edip araştırdım. Kimmiş? Plakasını sorgulayınca bu isim çıktı. Turan Yılmaz. Feyza'nın son sevgilisi. Sayın seyirciler, Yelda Yücel acilen hastaneye kaldırıldı. Ne yapıyor lan bunlar? Doktorlar annenin sağlığı anlamadım bizim için abi. Birinci planda. Kafasına göre iş yapıyor Hıyar. Şu telefonu ver bana. ...diye açıklamada bulundu. Hastane önündeki bekleyişimiz devam etmekte sayın seyirciler. Ne? Benim Adem. Bir haberler duyduk. Hala ne yüzle arıyorsun lan? Beceriksiz herif. Ayıp olmuyor mu Şamil Bey? Biz burada canımızı dişimize taktık. Ne işe yaradı lan? Ne işe yaradın sen Adem? İki elinle bir haltı beceremedin. Bebek işi iptal oldu. Sen mahvettin işi, sen düzelteceksin. Hiçbir pürüz istemiyorum. Bu işe karışan kim varsa... ya sustur ya da öldür. Şamil Bey. Alo. Abi ne oldu? Elinin körü oldu. Asiye, hadi kızım ye. Anneciğim vallahi doydum ya. Çok güzel vallahi. Olsun kızım, bak bir sürü mesur ekmeği de getirdim. Hepsi bizim oradan ha. Kızcağızım sen iki canlısın, seni yemen lazım. Bak muhlama da var. Sen seversin muhlamayı. Ya eksik olmayın da. 100 kilo olacağım ben böyle giderse. Metin yardım etsene. Ben ne yapayım yavrum? Şu an bir söz hakkım yok ki bu evde. Çoğunluk sizin aile yani. Ev küçük müçük ama çok da rahat ettik. Bundan ya sonra benim. Hep gider geliriz da. Tabii. Her zaman bekleriz anneciğim, lafı mı olur? Biraz daha ben çekyatta uyumaya bayılırım zaten. Ben çay demleyeyim o zaman. Sen de bana yardım et hayatım. Ben böyle uyumuyorum. Gel hadi uzatma, hadi yürü. Aslan zahmet be. Aferin, kızımı yorma. Hadi hadi. Biz hemen geliyoruz. Kız çekinmeyin, yabancı değilsiniz. Yiyin hadi. Çok da güzel olmuş valla. Ya Metin, ben bunlardan kaçtım, seninle evlendim. Geldiler kabus gibi çöktüler resmen ya. Ya annem babam tamam da diğerleri ne yapıyor burada? Ne bileyim yavrucuğum. Ya boş ver, asma suratını. Akraban onlar senin. En iyi şekilde ağırlayacağız. Sen karnındakini düşün, gerisini bana bırak. Tamam mı? Ya ne iyisin ya. Damat, damat çaylar nerede kaldı? Hani... Geliyor babacığım, geliyor. Hemen geliyor. Of ya. Yani Şamil bizden hızlı davrandı ve bebek mevzusundan hepten kurtuldu. Gazetecileri de kandırmış olabilirler. Ama bizimle işleri bitmedi. Hastaneden de yardım almış olmalılar bunlar. Biz de öyle düşünüyoruz baba. Başhekimin halleri de bir garipti zaten. Ben çekip konuşayım mı? Henüz kimseyi ürkütmüyoruz ha. Sessiz ve derinden gideceğiz. Şamil de, karısı da, onlara bebek bulmaya çalışan Adem de bedel ödeyecek. Gencecik bir kız bu insanlar yüzünden öldü. Zavallı Filiz. Bebeği satmaktan vazgeçti diye kıydılar kızcağıza. Kardeşine de musallat oldular, unutma. O halde önce Yelda'nın gerçekte hamile olmadığını tespit edeceğiz. Sonra da bebek satışını delillendireceğiz. Yani bayağı bir işiniz var başkomiserim. Acele etmek iyi olur. Bu arada hazır gelmişken şu Şamil denen adamla bir de ben konuşayım.
Nerede şimdi? Hayırdır? Geçmiş olsuna geldik Şamil Bey. Pardon, yanlış oldu. Başınız sağ olsun demeliydim, değil mi? Eksik olmayın. Bu arada bir ihtiyacınız varsa yardımcı olmak isteriz. Ne gibi? Halen peşindeyiz. Yediğin altı biliyoruz, kanıtlayacağız. Seni de eşini de içeri atacağız. Neden bahsediyorsunuz? Sen salağa yatmaya devam et. Ama kaçırdığım bir şey var. Ya, neymiş o? Kaç kişiye para yedirdin bu iş için? Doktor, hemşire, hasta bakıcı. Sonra sana bu pis işleri ayarlayan Adem. Hiçbiri konuşmayacak mı sanıyorsun? Elbette birileri konuşacak. Bütün pislikler ortaya dökülecek. O gün geldiğinde magazinciler yüzüne bakmayacak Şamil. Yerin üçüncü sayfa haberleri olacak ha? Bu tehditler bana sökmez. Gidin başkasını korkutun. Nereye ya? Güzel güzel konuşuyorduk. Konuşma bitti. Karımın yanına gidiyorum. Bunun için izin almayacağım herhalde. Geçmiş olsun dileklerimizi iletirsin ha? Baba çaktırmıyor ama bayağı panikledi. İyi işte. Şimdi daha kolay hata yapar. Uzun zamandır bekledikleri yavrularını talihsizce kaybeden Şamil Yelda Yücel çiftine magazin ekibi olarak başsağlığı diliyoruz. Zengin olunca herkes acını paylaşıyor tabii. Biz ölsek yüzümüze bile bakmazlar ha. Bu kötü oldu. Sen emin misin? Adem bunları mı satacak bebeği? Evet, her şey tamamdı. Anlaşmıştık, ne güzel. Aferin kız. Büyük balık yakalamışsınız. Sayende bütün plan alt üst oldu ama. Hem bebekten kurtulacaktım hem de cebim para görecekti. Bir çıktın ortaya, her şeyi mahvettin abi. Mutlu musun şimdi bari? Ya ben ne yapayım kızım? Adam gibi anlatmadım meseleyi. Ayrıca hala o parayı kazanabiliriz. Hatta 2-3 mislini. Ne diyorsun abi ya? Hamilelik bitti diye haber çıkmış. Artık isterler mi bebeği? Ya sen abini daha hiç tanımamışsın ya. Ver şunun numarasını da konuşalım Ademcik'le. Ne konuşacaksın ki? Bırak konuşsun kızım. Belli ki var bir bildiği. Turan Yılmaz isminde İstanbul'da 6 şahıs var. Yaş göz önüne alarak sıraladığımızda sadece bir tanesi aradığımız Turan olabilir. Ama o da 2 aydır yurt dışında. Üstelik GBT'si de tertemiz. Bu olamaz. İki Turan Yılmaz daha buldum. Bunları da araştıralım Eda. Tamam, baş üstüne. Samanlıkta iğne arıyoruz resmen. Şu kayıp şahısların hepsini tarayalım Eda. Olur komiserim. Evet. Hı-hı. Tamam, geliyorum hemen. Benim gitmem lazım. Bizimkiler mi? Yok, adliyeden çağırıyorlar. Bir evrakta imzam eksikmiş. Savcı hemen gelsin demiş. Kusura bakma. Tamam. Hadi görüşürüz. Allah Allah. Turan diyorduk. Aylin. Dağılmışım. Turan diyorduk. Yelda Hanım. Bir rahat bırakmadınız ya. Yine mi kontrol? Tansiyonunuza bakmam lazım. Ne tansiyonu ya? Burada bir oyun oynuyoruz tatlım. Doktor konuşmadı mı seninle? Bizzat kendisi gönderdi beni. 2 dakika sürmez. İyi, hadi çabuk ol. Dışarıda haberciler, polisler cirit atıyor. Arada odanıza girip çıkmamızda fayda var. Şüphe çekmesek iyi olur, değil mi? Aman. Zaten tıkılmışım buraya. Bir de onları mı düşüneceğim? Sen bırak şimdi tansiyonu da bana şuradaki hapları ver. Hemen. Yine gerildim durduk yere. Sakinleştirici hapları mı istediniz? Evet. Su da ver. Epey güçlü ilaçlar bunlar. Reçetesiz satılmazlar. Benim de sakinleşmem lazım tatlım. Boşuna içmiyoruz herhalde. Yelda Hanım, tahlilleriniz çıktı. Yalandan hastaneye yattık, bir de tahlil mi yaptınız? Şaka mısınız siz? Beni bir dinleseniz iyi olur. Bunlar önemli. Buyur abi. Ne
belediye girdik şu bebek işine bilmem ki. Astarı yüzünden pahalıya geldi. Al şunu. Sen de al. En az 3 ay İstanbul'a uğramıyorsunuz. Şart mı abi? Sığır. Hepimizin hakkında yakalama kararı var. Artık köye mi gidersiniz, sınırı mı geçersiniz, ne yaparsanız yapın. Sen ne dersen o abi. Son bir iş daha. Çıkıp hemen Zübeyir'i bulacaksınız. Polis ona ulaşıp öttürebilir. Bulunca ne yapacağız? Besleyecek halimiz yok. Bakın icabına. Yalnız temiz silah kullanın, balistiğe takılmayalım. İşiniz bitince de silahlardan kurtulun. Herif resmen infaz emri verdi. Ne yaparsanız yapın. Hepsi yakalanmayın kayıtta. Yeter. Hadi oyalanmayın. Esas hedef Adem. Onu takip edeceğiz. Diğerleri? Ersen telsiz. Adem bizde. Diğerleri size doğru geliyor. Anlaşıldı. Hadi. Alo. Geçmiş olsun Adem. Yan baş mısın? Öyle duyduk. Lan Erdal abisi. Hangi yüzle arıyorsun lan beni namussuz? Ya. Yavaş ol bakalım. Polis peşinde, hala artistlik peşindesin. Bana bak. Hala bebek istiyor mu Şamil? Bana ne lan bebekten? Şamil'e de sana da itimadım yok artık. Ya bir dur dinle beni. Kız kardeşim sizden haber bekliyor. Biliyorsun 8 aylık hamile. Umurumda değil. Bitti oğlum, bitti. Artık herkes kendi yoluna. Bebek ticaretinde itiraf ettiler. Kaçacak yerleri kalmadı artık. Daha hiçbir şey bitmedi. Bir telefonla magazincilere bütün hikayeyi anlatırım. Ben gazetelerden aldığım parayla keyfime bakarım. Polis seni de Şamil'i de tutuklar. Benden söylemesin. Lan sen kimsin bize şantaj yapıyorsun ya? Bak, akıllı olmakta fayda var Adem. Lan ne istiyorsan onu söyle. Fiyatı ne lan? 500 bin TL. Nakit. Yarın öğleye kadar sana millet Adem Efendi. Yoksa gazetecilere giderim. Ne yaparsan yap lan. Kime ne anlatırsan anlat. Yarın tekrar arayacağım. Yine böyle diklenirsen günah benden gider. İşte bu. Hızlansana lan. Nereye hızlanacağım? Çevirme var, görmüyor musun? Hay ben böyle şansın. Ne yapacağız? Dur, dur. Kapat dur, kapat, 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 kapat. Çıkın lan hadi. İn arabadan, in arabadan, in. İn aşağıya. Sabah kadar sizi bekleyeceğiz lan. Dön şöyle, dön. Tamam abi, tamam, teslim oluyoruz. Bir de olmasaydınız. Suçumuz ne, onu söyleyin bari. Kelepçe ver, kelepçe. Hayırdır, kimi öldüreceksiniz ha? Yok öyle bir şey. Kes lan tıraşı, kes. Tüm konuşmalarınız kayıtlı. Adem'den infaz emri aldığınızı da biliyoruz. Hele bir emniyete gidelim. Anlatırsınız ne infaz olduğunu. Güzel bir sorgu yaparız size. Heh, aç şu kapıyı. Aç aç. Sinem. Hakan? Niye çağırdın beni? O kadar özlemişim ki seni. Sinem, beni niye çağırdın? Ben seni görmek istemiştim. Bırak şimdi boğazları. Yine başın sıkıştı değil mi? Yine boğazına kadar belaya battın. Ne olur dinle. Bak, ben Dubai'deydim bir süredir. Bir havayolu şirketinde hostesliğe başladım. Nasıl ya? Seni nasıl işe aldılar? Sicilinde bir sürü suç var. Sahte kimlikle iş bulabildim. Kızım sen şaka mısın ya? Her adımında suç işliyorsun. Ne olur bir dinle. Dinlememe gerek yok. Her şey apaçık. Sen o ölen kızcağızın yerine kuryelik yapıyorsun. Feyza'nın yerine seni koydular değil mi? Doğru, evet. Kuryeyim. Bak, artık sana yalan söylemiyorum.
Gerçekleri olduğu gibi anlatabilirim. Ben de seni burada hemen tutuklayabilirim. Bunu biliyorsun değil mi? Feyza'nın katilini bulmayı daha çok istersin ama. Bu kez ben sana yardım edeceğim Hakan. Ne biliyorsun? Hemen anlat. Her şeyi Korhan'ın karısı yaptı. Süheyla denen kadın, Feyza ile kocası arasındaki ilişkiyi öğrendi. Zavallı kızın hayatını alt üst etti. Ne? Peki, Feyza'nın yeni sevgilisi? Turan diye birinden bahsediyorlar. Yalan onlar, öyle biri yok. O sana okuttukları mektup da sahte. Korhan'ın karısı Korhan'ın sevgilisini öldürdü. Korhan da bunu gizlemeye çalışıyor. Sen bunları nereden biliyorsun? Bu insanların içindeyim. Bana güven. Bir kere bana güven be Hakan. Seni sevdiğimi defalarca söyledim. İnanmadın. Bari bu kez inan bana. Söylediklerini ihbar kabul edeceğiz. Ama eğer bir oyun oynuyorsan... Artık oyun yok. Bunları sana anlattım çünkü sana faydası olacağını düşündüm. Sana borcumu ödedim. Şimdi de gideceğim, merak etme. Ama seni son kez gördüğüme sevindim Hakan. Ben de hayatta olduğuna sevindim. Kendine iyi bak. Ardaların takibi sonuç verdi. Adem'in adamları infaza giderken yakalandı. Peki sorguda ne anlattılar? Beklediğimizden kolay oldu baba. Emre Adem'den aldıklarını itiraf ettiler. Adem'in suçhanesine azmettiricilik de yazıldı yani ha? Müebbeti garanti. Ama Arda ve Volkan'ın ulaştığı en değerli bilgi Adem ve Erdal'ın temaslı olduklarını öğrenmemiz. Yani bizi Erdal'a ulaştıracak kişi Adem. Erdal'a ve Melda'ya baba. Hala birlikte midir onlar? Bilmiyorum baba. Yani ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Gel dedim. Evime taşın dedim. Ben senin ablanım, ben sana bakarım dedim. Ama o gitti, Erdal'a koştu. Benim aklım almıyor. Anlayacak hatasını, merak etme. İnşallah hatasını anlayana kadar iş işten geçmez. Ay inşallah abi, inşallah. Rıza baba. Heh, gel. Ha, hemşiremiz de geldi. Nasıl geçti? Şüphelerimiz doğruymuş. Yelda'nın 8 aylık hamileliği yalanmış. 6 hafta mı? Evet Yelda Hanım. 6 haftalık hamilesiniz. Ama nasıl olur? Bu imkansız. Vallahi sonuçlar çok net. Hamilesiniz. Kendi de çok şaşırdı hamile olduğunu. Ya bunlar çocuğu olmuyor diye bebek satın almaya kalkmadılar mı? Orasını da araştırdık. Yelda ve kocası Şamil sahte isimlerle son 2 yıldır ne kadar klinik varsa gezip çocuk yapmaya çalışmışlar. Şamil'in çocuk sahibi olamadığı doktor raporuyla kanıtlanmış durumda. İşte bu da belgesi. Vay arkadaş ya. Peki çocuk kimden? Orasını bilmiyorum. Ben biliyorum. Çocuğun babası muhtemelen Adem. Adem mi? Şami'nin sağ kolu Adem. Nereden biliyorsun? Eda! Şu CD'yi taksana. Tabii komiserim. Tak getir hadi. Eski hikaye baba. Patronun karısı şoförüne aşık olur. Sonra da yer yerinden oynar. Gel 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 gel. Gel şunu izleyin. Açtın mı? Aha evet. Adem'le Yelda'nın ilişkisi ayan beyan ortada. Neredeyse 1 yıldır gizlice buluşuyorlar. Bu her şeyi değiştiriyor. Bunu Şamil duyarsa, yani karısını başka birinin hamile bıraktığını öğrenirse... Katliam yapar. O zaman Adem'in bize teslim olmaktan başka çaresi kalmadı demektir. Rapor ver Volkan. Ne durumdasınız? Adem dağ başında bir eve geldi baba. İçeride kaç kişi var bilmiyoruz. Konumunuzu ekiple paylaşın. Ama sakın kendinizi belli etmeyin, tamam mı? 1 saate kadar Aylin'le Bahar gelecek oraya. Nöbeti sizden devralacak, tamam mı? Baba biz de bekleyebiliriz. Sizin daha önemli bir işiniz var.
Bak, yeni görevinizi anlatıyorum. Açın kulağınızı iyi dinleyin ha. Hayırdır damat? Sesin solun çıkmıyor hiç. Eyvallah. Ağırlık çöktü de babacığım. Vallahi ben hayatımda böyle bir öğünde bu kadar yemek yemedim ya. Ben de vallahi. Çok güzel ya olmuş, anneciğim tamam hamileyim de. Tavşan kan. İyi beslenmem gerekiyor ama. 2 günde 3 kilo aldım anne. Oh oh maşallah be kızım. Kilo demek sağlık demek dur. Ya? Anne o eskidendi. Ne oluyor ya? Elektrikler. Elektrik gitti. Damat faturayı ödemedin mi yoksa? Ödedim anneciğim. Hay Allah ne oluyor ya? Ver bakayım Allah, şunu bana. Allah, çok mu çaldı kim ki? Dur ben bakarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Elektriği de doğalgazı da kesmek zorunda kaldık, kusura bakmayın. Nasıl kusura bakmayalım ya? Kış günü ne yapacağız biz? Haklısınız ama biz de emir kuluyuz. Ne olmuş? Belediye sağ olsun evimizi başımıza yıkacaklar. Kazı yaparken yan binada çatlak oluştu. Çalışma bitene kadar sokağa tahliye ediyoruz. Çıkmasak olmuyor mu? Olmuyor kardeşim. Can güvenliği diye bir şey var. Bütün sokağı boşaltacağız. 1 saat içinde evi terk edin lütfen. Metin, ne yapacağız ya? Bu kadar insan ne yapacak? Sakin ol yavrucuğum. Buluruz bir çaresini. Dur. Ne sancıymış ya. Sen daha mı cansızmışsın be kızım? Çok kötüyüm ya. Niye anlamıyorsun? Ya bu Seher ablanın ilaçları bir işe yaramadı mı? Ya koca karı ilacı hepsi ne işe yarasın abi Allah aşkına? Hadi canım oradan. Seher abla bir dur. Melda az daha dayan be. Abi ne olursun acile falan gidelim. Çok kötüyüm diyorum ya. Kendimden vazgeçtim bebeğe bir şey olmasın bari. Ya para yok kızım para yok. Şimdi gidince kimlik isteyecekler. Sonra anında gözaltı. Tutturdu hastane diye. Biz hastanede mi doğurduk? Canım acıyor diyorum. Neyi anlamıyorsun acaba? Ya of. Ya bak. Az daha sabret. Yarın Adem iti yola gelecek. O paramızı versin. Seni en kral hastaneye yatıracağım kızım. Yarın mı? Yarın. Ya Zehra abla sen bir şeyler yap şu kızın acısını dindir ya. Yarına kadar rahat etsin. Sonra hepimiz rahatlarız. İnşallah öyledir Erdal. Bedavaya bakmıyoruz burada sizin. Allah. Baba, Feyza cinayetiyle ilgili önemli ipuçlarına ulaştık. Ne gibi? İlk olarak Feyza'nın Korhan'a yolladığı ayrılık mektubu. El yazısının kıza ait olmadığı kesin. Yani Korhan bariz yalan söyledi. Üstelik yazının gerçek sahibi Korhan'ın karısı. Yani Süheyla olabilir. Peki o bilgiye nasıl ulaştı? Süheyla'nın el yazısı örneğini bulduk. Eşleşme tutuyor. Ayrıca Feyza'nın Turan diye bir erkek arkadaşı yok. Çünkü öyle biri yok. O halde Korhan'ın ifadesi baştan sona yalan. Korhan karısından ayrılmadı. Metresinden kurtulmak için cinayet işledi. Polisleri oyalamak için de hayali sevgili iddiasını ortaya attı. Bu iyi güzel de şimdilik yalnızca teoriden ibaret. Ya bu iddiaları delillendireceksiniz ya da suçluları itirafa zorlayacaksınız. İtiraf yolunu seçeceğiz Rıza Baba. Peki sen bütün bunları nereden öğrendin Hakan? Nasıl yani? Yani istihbaratın nereden bize söylemeyecek misin? Bu çok mu önemli? Tabii önemli. Sinem'le buluştuğunu saklayacak mısın herkesten? Aylin. Yani beni geç zaten. Yorgan gitmiş, kavga bitmiş bizimkisi o hesap. Ama bu ekibin arkasından iş çeviremezsin. Hani gizli saklın olmayacaktı? Sen Sinem'le mi görüştün Hakan? Kardeşim var mı öyle bir şey? Evet baba, Sinem'le görüştüm. Peki sebep? Ortada çözülmesi gereken bir cinayet vardı. Ne yapsaydım baba? Arkamı dönüp gitse miydim? Odama gel Hakan. Biraz yalnız konuşalım seninle. Gel. Dur evladım yolun ortasında. Ya. Dikkat et yanma. Of. Ben geldim. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Hoş götür çocuk. Ne oluyor ya? Ay. Dur çocuk. Hoş geldin Hüsnü. Hoş bulduk. Baba ne haber? İyilik oğlum hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Dur Metin. Oo Dünür, hoş geldin. Merhaba Dünür, bir de seni ziyaret edelim dedik. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Buyurun, buyurun, buyurun. Geçin geliyorum. Buyurun babacığım. Tut şunu. Hayırdır? Metin Ürün sokakta bir gaz kaçağı mı ne varmış? Belediye evden kovalamış hepsini. Yapma be. En az 3 gün buradalar. Ne diyorsun ya? Geç oğlum, geç, 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 geç. İşte burası da benim Dünür'ün evi, bu da Dünür'ün büyük kızı. Efendim, ay, hoş geldiniz. Ay size de böyle yok olduk Hüsnü Beyciğim. Yok canım, estağfurullah, olur mu öyle şey? Sen de özlemiştin bizi baba. Sana da iyi oldu. Bak yine geniş aile olduk böyle. Ya, 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 ya. Gerçekten ya harika. Baba. Babacığım, hamsili pilav yaptım, seversin. Öyle mi? Ellerinize sağlık, ellerinize sağlık. Sağ olun, sağ olun. Hay Allah, bir saniye, bir saniye. Alo? Ya baba, baba. Ya ben nerede yatacağım ya? Dur oğlum. Asıl ben nerede oğlum yatacağım? Ya. Dur. Ya. Bir dakika ben çocuklar. Ne? Ne, ne, intihar mı? Cinayet mi? Yapma ya. Kaçacak. Hemen geliyorum, hemen geliyorum, hemen geliyorum. Tamam, tamam. Ya nereye Üstü Bey kardeşim? Otursaydın bir yemek yeseydik ya. Birbirimizin yüzüne baksaydık acık ya. Ya tabii ben de çok isterdim de ya, işte acil bir iş var. Görev bu, beklemez. Size afiyet olsun. Size afiyet olsun. Hadi ben kaçtım. Kaçıyor. Nereye kaçıyorsun Üstü? Bırak. Ne yapacağız bakalım insanla biz? Siz bir çaresini bulursunuz. Ya gitme. Metin, senle de görüşeceğiz sonra. Bırak. Sus. Gitme. Bırak. Ya. Bırak. Ya, ne güzel kaçtın be Üstü Başkan. Yavaştan ayıp olacak. Bir iki gün sabredin işte. Üç. E tamam, üç gün. Üç. Bak, bugüne dek ekibimdeki polislerin özel hayatlarına hiç karışmadım. Ama bu kez karışmak zorundayım. Çünkü sen sapla samanı birbirine karıştırdın Hakan. Ben yanlış bir şey yapmadım baba. Emin misin? Attığı her adımda suç işleyen bir kadınla ilişkin var. Gönül ilişkisi değil bu müdürüm. Sinan bana muhbirlik yapıyor. Feyza cinayetiyle ilgili bilgileri ondan aldım. Dün gece de sabaha kadar çalışıp kontrol ettim. Sinem'in anlattıkları doğru. Peki neden cesedin üstünde onun kimliği çıktı? Neden ölenin Sinem olmasını istemişler? Onu da söyledi mi sana? Hedef şaşırtmak istemişler. Feyza öldükten sonra kızın kurye görevini Sinem üstlenmiş. Yurt dışından İstanbul'a nakit para getiriyormuş. E bu da suç. Sen resmen bir suçluyu koruyorsun. Ama bunu bir cinayeti çözmek için yapıyorum müdürüm. Fark etmez. Sinem boğazına kadar suça batmış bir kimse. Ve sen ona güvenerek yanlış yapıyorsun. Ondan faydalan veya faydalanma, fark etmez. O kadını kelepçeleyip buraya getireceksin. Bu benim sana doğrudan emrimdir. Hadi. Keşke yanımızda kahve alsaydık ya. Sabaha kadar takipte kalacağız, iyi gelirdi. Bir yerlerden buluruz ya, boş ver. Senden ne haber? Sinirlerin bozuk gibi. Nasıl bozulmasın Bahar? Hakan'ın yaptıklarını görmüyor musun? Görüyoruz, görüyoruz da. Ya ne bileyim, kötü niyetli değil ki. Yani yanlış yapsa bile bilerek yapmaz Hakan. Ya öyle biri değil biliyorsun. Tabii ki biliyorum. O yüzden salaklığına kızıyorum zaten. Eşek sopaları. Ne yapıyorsunuz lan burada? Abi biz arabaya bindik. Sen ne yapıyorsun? Abi bir sakin ol. Aklım çıktı ya. Yani biz miyiz eşek sıpaları? Biz miyiz yani? Bizim rüyamın ortasında geldiniz. O ama olanları dövüyordum ne güzel ya. Niye burada uyuyorsun abi? Başka yer mi var sanki? Ah abi, bilseniz başkomiseriniz nelere katlanıyor. Siz devriyeye mi? Evet. İznin olursa abi tabii. Tamam tamam, çıkın hadi. Ben yatacak yer bulurum kendime. Abi ya... Bu arada keşke evde yatsaydın diyeceğim ama... Ha, benim o hiç aklıma gelmemişti. Sanki evde adım atacak yer var. Hadi gidin, nereye gidiyorsanız. Konuşuruz yine. Ver 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 ver, yatacak yermiş ya. Niye fırçaydık şimdi biz?
Çocuklara bozuluyor, bize patlıyor. Hadi gidelim. Merhaba. Hoş geldiniz müdür. Günaydın Hüsnü. Hayırdır, ne oluyor? Affedersiniz Zavva, içim geçmişten. Allah rahatlık versin de Hüsnücüğüm. Sen ne yapıyorsun burada? Dün gece eve gitmeyecek miydin sen? Sormayın Zavva. Bizim gelinin sülalesi bizim eve çöktü. Yatacak yeri geçtim, oturacak yer bile yok. Ben de ne yapayım, kıvırdım buraya. Kusura bakmayın. Niye etmişsin? O zaman şimdi git başka yere kıvrıl ha. Haklısınız baba, affedersiniz müsaadenizle. Hadi, hadi. Öf, hiç çekilmezsin sabah sabah ya. Ne var ben he? Vallahi toplayıp bohçamı gideceğim bu evden ha. Bu ne ayol? Çekirge sürüsü gibi toplandılar. Ben ne yapacağım bunlarla acaba? Misafir onlar Nezike. Hoş tutacaksın tabii. Sen tabii kaçtın evden, sana hava hoş. Ya evde kendi sesimi duymuyorum. Hem erzak bitti. Ya bu ya? Ya manava gitmek lazım. Kasaba gitmek lazım. Evi yediler diyorum sana, evi. Bildiğin evi yediler yani. Ay sen şimdi uğraşamazsın. Ben giderim. Hay Allah razı olsun. Hallet vallahi Nezike. Yalnız veresiye yazdıracağım, haberin olsun. 14 kişilik yemek yapmak kolaydı. Yazdır, ne yapalım? Ne ihtiyacın varsa al. Ben sonra gider kapatırım hesabı. Gelinin ailesi gelmiş, iyi ağırlamak lazım. Hadi tamam. Nezike Hanım. Geldim. Nezike Hanım, bir kahve yapsan da içsek. Bitmedi çilem, bitmedi. Geldim. Aferin, güzel olmuş. Afiyet olsun abi. Bir çay daha versene. Vereyim abi. Abi yalnız dolaptakiler bitti. Akşama açız abi. Siz hep açsınız oğlum. Gidin alın ne lazımsa. Odun falan da bulun, gece de buradayız, donmayalım. Kim bu şimdi? Kimseyi çağırdın mı abi? Lan... Kaçaktayız. Kimi çağıracağım? Kahvaltı ettin mi Adem? Ha? Ver şunu, ver. Simit getirdim sana. Ne işiniz var burada sizin? İnsan bir buyur eder Adem. Geç bakalım içeri, geç. Hadi geç. Alalım beyler. Hadi geç şöyle. Ne bu şimdi? Ne oluyor? Misafir sevmiyorsun herhalde. Geç otur bakalım şuraya. Ver silahı. Ben ne yaptım da peşimdesiniz böyle, anlamadım ki. Hala mı anlamadın? Bir bebek hikayesi uydurdunuz. Bizi de peşinize takacaksınız, götüreceksiniz değil mi? Yemezler. Hikaye falan yok. Ne alt ettiysen hepsi delilli, ispatlı. Yeri zamanı gelince görürsün. Takın kelepçeyi, götürün o zaman. Derdiniz ne? Erdal. Bize Erdal lazım. Seni köşeye sıkıştırdığını biliyorum. Ne isterse vereceksin. Biz de orada olacağız. Erdal'ı alacağız. Mecbur muyum? Neden yardım edeyim size? Olur, etme. Biz de sana yardım etmeyelim ha? Bu fotoğrafları eski patronuna gönderelim, Şamil'e. Çok düşkündü karısına. Vallahi çok üzülecek şimdi. Müjdeyi verelim baba. Ha, tabii.
Baba oluyorsun Adem. Allah, analı babalı büyütsün be. Olmaz öyle şey. Saçmalamayın. Sakin ol. Arayalım mı Yelda Hanım'ı? Neden olmaz? Sorun mu varmış? Ha? Sorun mu var ha? Bize inanmıyorsan al kendin sor. Alo. Adem, sen misin? Benim. Doğru mu Yelda? Hamile misin? Sen nereden öğrendin? Şamil mi söyledi? Neredesin sen? Benden mi bebek? Doğru söyle. Ne diyorsun sen hayvan herif? Senden tabii, kimden olacak başka? Alo? Alo, orada mısın Adem? Allah kahretsin. Alo? Ne diyorsun Adem? Anlaştık mı? Ne yaptın? Düşündün mü? Tamam. Dediğin gibi olsun. Akıllı adamın hali başka ya. Helal olsun sana. Bak, 500 bin ha. Tamam mıyız? Para hazır. Nereye getireyim? Poyrazköy'e. Bak, 2 saat orada ol. Adam falan getirme yanında, bütün iş yatar. Temiz temiz yapalım alışverişimizi. Eyvallah. Bulabildin mi yerine Eda? Ankesörlü'den aradı. Bu sefer başka at. Uğraşma hiç. Poyrazköy'de bitecek bu iş. Değil mi Adem? Başka çare mi bıraktınız? Ha, alo usta. Yoldayız usta, ne yaptınız? 2 saate Poyrazköy'den topluyoruz Erdal'ı. Mesut, gerçekten mi? Anlaştınız mı Adem'le, tamam mı her şey? Tamam işte, sakin sakin. Hadi topluyoruz silahları falan, hadi. Hallolacak kızım, az kaldı. Sık dişini biraz. Delil mi var? İftira mı atıyorsunuz? Niyetiniz ne sizin? Niyetimiz Feyza'nın katilini bulmak. Bizim başka ne niyetimiz olabilir? Ben değilim. Yanlış adamla uğraşıyorsunuz. Hı. Bu kadar acele etme ya. Dur, daha yeni başladık. Tanımıyorum o kızı. Kocanızla ilişkisi olduğunda bilmiyorsunuz o zaman. Korhan'ın ilk macerası değil bu. Kaçıncı? Anlamadım. Yani kaçıncı macerası hanımefendi? Kaç senelik bir kin? Onu anlamaya çalışıyorum. Karın çok bastırdı. Seni neyle tehdit etti? Neyle olacak? Parayla. İşin gücün yerinde ama sermayen Süheyla Hanım'dan. Doğru mu? Oradan hiçbir şey çıkaramazsın. Dur bakalım, belli olmaz. Kız evlenelim diye tuturmuş. Pek macera gibi değilmiş yani bu seferki. İş ciddiye binmiş. Hadsiz. Bana mı dediniz? Hayır, o kıza dedim. Hadsiz beyinsiz karı. Hem evli adamla düşüp kalkar, hem de boşatıp kendi evlenmek ister. Gerizekalı ya. İyi ki tanımıyormuşsunuz Feyza'yı. Bir de tanısanız. Evli misin? Ne alakası var? Evli olsan bilirsin. Bir kere bir hata yaparsın, sonra hayatını cehenneme çevirirler. Peki, o cehennemden nasıl kurtulursun? Gidip Feyza'yı öldürerek mi? Hayır, ben öyle bir şey söylemedim. Ama yaptın, değil mi? Avukatım olmadan devam etmeyeceğim. Hmm, avukat. Evet, avukat. Süheyla Hanım sövüp sayıyor. Habire inkarda. Korhan öyle değil ama. Çok korkmuş. Yanında kim varsa yakacak. İlk de seni götürecek. Ben ne yapmışım ya? Biz de onu soruyoruz avukat bey. Bence siz kendiniz anlatın, başkasına bırakmayın. Mektup falan yalan dolan. Bana da Süheyla Hanım verdi. Turan diye bir adam da yok. Uydurmuşlar. Kızın Korhan Bey'i terk etmesi falan hikaye yani. Feyza'yı yok ettiler. Dur bir saniye, dur yavaş. Kim yok etti? Nasıl oldu? Birileriyle anlaştı Korhan Bey. Kiralık katil gibi. Ama Süheyla azmettirdi. Plan onun. Aynen. Kızı kaybettiler ortadan. Ceset bulunmasaydı, kimse arayıp sormasaydı her şey tamamdı. Korhan'ın hesap hareketleri,
telefonları çok acil incelensin. Hı hı. Karısı isim de vermiş. Kiralık katilleri bulmak artık kolay. Olan Feyza'ya oldu. Bu çakalların arasına düşmüş, canlı çıkamamış. Abi Sinem'den haber yok mu? O neresinde bu işin? Sinem'i Hakan abinize soracaksınız kardeşim. Laf mı sokuyorsun? Evet. Abi durduk yere gerilmeyin ya, ne olur. Bir dakika, sen bir karışma ya, dur, bir şey yok. Abicim beraber değil miydik sorguda? Adı geçti mi cinayette Sinem'in? Hadi yürüyün. Ha? Geçmedi. Gel. Ne yapalım, madalya mı takalım geçmedi diye? Biz o kızın yardımıyla gitmedik mi bu işin üstüne? Öyle çözmedik mi? Zaten iki güne kendimiz çözerdik kardeşim. Şu kızdan bir kurtar artık şu kafayı ya. Kurtar! Abicim benim kafam yerinde, eyvallah. Yapacağın şey belli o zaman. Neymiş? Kaç yıllık polisim ben mi söyleyeyim? Bu Koran'ın tezgahında çalışmıyor mu bu Sinem? Zaten infazı yok mu bunun? Bu kız cam kırsa cezaevine girmesi lazım. Gitmiş kuryelik yapıyor. Anlatayım mı daha? Ben bütün bunları bilmiyor muyum Ali? Vallahi biliyorsan ona göre davran. Hayran gibi peşinde vır vır gezme. Tak kelepçeyi, bitsin gitsin. Ağır oluyor Ali, çok ağır oluyor. Bir git babamla konuş istersen bunları. Mesut abiyle, Hüsnü abiyle konuş. Ağır mı hafif mi o zaman görürsün. Kendinizi de tehlikeye atmıyorsunuz, Adem'i de. Dikkatli. Bu Adem kazık atmaz değil mi baba? Sanmam. Bu saatten sonra yemez usta. Selin. Hı? Sakin ol ha. Sakin, sakin, tamam. Erdal'ı da alacağız, kardeşini de bulacağız. Sakın kontrolü kaybetme. Anlaştık mı? Tabii Rıza baba. İyi. Bir araba geliyor. Gel de bitsin şu iş artık. Adem. Adamımız geldi. Telsi kapat, sakince in. Bizden hareket gelmeden bir şey yapmıyorsun, anlaşıldı mı? Tamamdır. Erdal baba. Çok bekledin mi? Yok, yeni geldim. Bana mı o? Sana. Getir. Buyur. Hadi, şimdi. 500 değil mi? Eksik yok. Sayacak mısın? Bu ne lan? Erdal! Erdal! Melda nerede? Gelmeyin lan! Sıkarımın kafasına. Salak mısın lan? Sus! Sakin ol. Al silahını, kimse sana zarar vermeyecek. Yolun sonundasın Erdal, bırak artık. Lan sen var ya, bir şey de burnunu sokmasan olmaz değil mi? Ölürsün. Yeter lan, bırak. Yaklaşma. Defolup gideceğim, gelmeyeceksiniz peşimden. Erdal yapma, bak bunun sonu kötü olacak. Sus. Bıktım lan senden, bıktım. Ateş etmeyin. Vurdu lan beni. Tamam tamam, ciddi bir şey yok, tamam. Ambulans isteyelim Eda. Hemen hemen. Bilinen yere acil ambulans. Tekrar ediyorum, bilinen yere acil ambulans. Kahretsin. Ya yaklaştık bu kadar, bırakmayalım baba, düşelim peşine. Selin! 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 Tek başına mı gidiyor ya? Ne yapıyor bu? Selin! Selin, duyuyor musun beni? Ekip peşinde, sakın bir delilik yapma. Cevap ver bana Selin. Selin! Lan siz kim, beni tuzaklamak kim? Gerizekalılar. Ben size pamuç bırakır mıyım ha? Şahıs giriş yaptı komiserim, size doğru geliyor. Anlaşıldı. Benden işaret gelmeden girmiyorsunuz. Anlaşıldı. Sen kimsin? Hakan komiser, siz misiniz? Evet. Sinem mi gönderdi seni? Evet. Paketiniz varmış. Buyurun.
Komiserim, ne durumdasınız? Bekleyin kardeşim, bekleyin. Otur sen de şuraya, sesini çıkarma, otur. Ne yaptım ki ben? Konuşma. Sinem? Aç gözlük ne kötü değil mi Hakan? Bak, Korhan'la karısı bu yüzden yandı gitti. Sinem, neredesin? Nereye gidiyorsun? Seni bulamayacağımı mı sanıyorsun? Senin beni bulmana gerek yoktu ki Hakan. Ben ilk gün sana gelmiştim. Temizim artık deyip kapını çalmıştım. Sen o kapıyı açsaydın, beni içeri alsaydın böyle olmazdı. Lan sen benim canımı okudun. Sen kaçtıkça herkes benden şüphelenecek. Neredesin Sinem? Çok yakında, çok uzaklarda olacağım. Sen başın çaresine bakarsın. Ama benim gitmem lazım. Özür dilerim canım. Hoşça kal. Seni de, kendimi de garanti almak zorundaydım anneciğim. O da anlayacak zamanla. Kim? Boş ver canım. Bakalım yeni evini beğenecek misin? Canım. Ben ne yaptım ya? Suçum ne, söyler misin? Götürün kardeşim. Konuşturmayın şunu. Hadi yürü. Yürü. Belanı versin. Belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Yaktın lan sen beni. Allah'ım ya, uzan şöyle, uzan, hadi hadi. Ben bir su falan getireyim. Abla, tamam. Ne olur bir şey yap. Lan hala mı lan? Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Ne yapıyorsun sen? Hayvan herif! Silah sesleri gelmeye başladı. Nerede bu kız? Selin, yerini bildir bize. Yoldayız bak, neredesin? Selin, bir ses ver! Neredesin? Of! Köye girdi. Kaybettim. Nereye döndü göremedim. Arıyorum. Bulsan da müdahale etme, bekle. Az kaldı, yanındayız, tamam mı? Duydun mu? Tamam, acele edin. Abla, niye ses çıkmıyor? Ölü mü doğdu, doğru söyle. Yok yok. Merak etme, iyi. Dayı oldun, gel. Ne diyorsun ya? Erken doğurdu bu. Abi, çok kanaman var, yardım et ne olur. Bebek erken geldi. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Doğdu demek. Para işini ne yaptın? Hallettin mi? Şimdi hallediyorum para işini. Abi. Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı zaten. Abi bırak bebeğimi ne olur. Hani istemiyordun? Abi ölecek, çok küçük o da. Alayınızı sırtımda taşıdım, yeter be. Ne halin varsa gör. Ben ne yapacağım Erdan? Kaç git sen de. Bulurum ben seni. Thank you.
Abla. Melda. Bebek. Abim aldı. Ben iyi değilim abla. Tamam, 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 sakin ol. Tamam, ambulans istiyorum ben. Abla ölecek miyim? Saçmalama, saçmalama. Cami altı sokak köy yolunun aşağısı. Acil ambulans. Kanamalı hasta var. Acil ambulans. Tamam. Tamam, tamam. Seni bu halde bıraktı. Bebeğini alıp kaçtı o şerefsiz, öyle mi? Abla. Tamam. Tamam. Geberteceğim onu. Selin. Bahar. Bahar, ambulans yolda. Ayrılmayın başından. Selin. Nereye? Nereye? Melda. Sana ne oldu böyle? Erdal! Yettin ama sen ha. Neredesin Erdal? Erdal! Al! İyi misin? Yaralandın mı? Yok yok, ben iyiyim. Bebek de iyi. Erdal. Erdal kaçtı mı? Nerede Mesut? Erdal. Erdal. Vurmuşsun. Öldü mü? Sokaklarında gecesi gündüzü siner üniformana. Küçük bir çocuk selam verince sana, çektiğin zorluk